Rahmetli babam bana hep bir amacın olsun derdi. Mafya dizilerinden etkilenip modası geçmiş dede prosedürlerini sandıktan çıkaranlara karşı biz, yüreğimizi çevreleyen ağır abilik hissiyle ülkede yaşayan en ağır abi Abidin Cirit'in yanına koştuk. Bize raconu ve ağır abiliği öğretsin diye. Bu saf ama bir o kadar sadık dostum Efe ile bizim hikayemizdir. Bizim bir amacımız vardı. Selamun aleyküm yakışıklı, ne haber? Vay amcaoğlu, hoş geldin. Hoş bulduk. Şu bize Cirit'in evi bir göstersene be. Buradan hemen ilk sola giriyorsun. Ağaçlık yol var, oradan devam et. Sağ kolunun üstünde onun villası var. Zaten başka villa yok orada. Tamam tamam, şu çantalar 2 dakika burada kalsın mı? Bomba falan yok değil mi içinde? Espriti her şey, hadi. Dur lan. Şşt, dur dur. Bir gazoz falan içelim, gel, soğuk. Gitti be. Dediğimi unutma. Emrin olur abi. Buyurun. İyi günler yakışıklı arkadaşım. Biz bu Abidin Cirit'e bakmıştık. Sebep? Sebep? Bizim kendisinden bir isteğimiz vardı. Ne gibi? Bizi eğitmesini isteyecektik. Hangi konuda? Reis! Ne soru sordun be? Sakin, sakin. Şöyle söyleyeyim. Sonuçta delikanlı çocuklarız biz de. He? Yani kendisinden ağır abi olmak için bizi eğitmesini isteyecektik. Rahmetli babam, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Derdini anlatmak için konuş ama karşındakinin görüntüsüne de kanma. Seni anlamaya çalışmıyorsa çak ağzının ortasına derdi. Mekanı cennet olsun. Tazami, bu adam asabi. Kafa tutuyorsan ben eminim kafan iyi. Ustura kesmez, lazım. Berber değilim ama niye taramayayım? Takım elbiseyle gezmiyorsan yoksun. Tek kuat teskiro bak. Kan kokusu keskin olan. Çünkü o bıçakla döner kesmiyorlar. Temizlik işi var, sorma sorur. Çok merak edenler morga konur. Enseledi polis, verme cevap. Akşam olana kadar işkence devam. Nerelere götürecek hatı hevesi? Bu gece de gurur olabilir rakı mezesi. İlk çıkışın alem yutar. 3 metreden intiharı akıl edeni. Yok reis, yok. Senin o ilahlaştırdığın Cirit'in daha kendi adamlarına hayrolmamış. Şuna baksana. Yürü. Yürü hadi, yürü yürü. Gelin. Ah dedim tövbe ettim ama bırakmadı peşimi geçmişim. Ortalık karıştı bir anda. 2 dakika huzur verin kardeşim. Gözyaşım durmaz akar. Bu saatten sonra beni kim takar? Soyum tükendi, namum köreldi. Yalnız ve pişman. İnandım, inandım, inandıkça aldandım. Yanıldım, yanıldım, ah tanrım çok pişmanım. Yıllarca büyüdüm, silahlandım. Karşıma çıkanın aklını aldım. Ah, ağır abi gördüler beni. Oysa ben sadece kötü bir mafyaydım. Kimsiniz aslanım siz? Abicim, biz sizin büyük hayranınız abi. Yolunuzda ilerlemek ve... Lan ben popçu muyum hayranım oluyorsunuz yavşak? Abi biz de sizin yolunuzda gitmek istiyoruz abi. Yanınızda çalışıp racon öğrenmek istiyoruz abi. Abi bizde mangal gibi yürek var değil mi lan? Hı-hı. Vur dediğini vuracak, kır dediğini kıracak bilek var abi. Öyle mi? Bak sen. Siz bize bir baba, bir hoca olun.
Emin olun pişman olmazsınız abi. Gözü kara çocuklarsınız. 2 dakikada tepelediniz onca adamı. Çıktınız karşıma, pat pat konuştunuz. Helal olsun. Sağ ol. Kayhan, şu dayak yiyen embesillerin de işine son verin. Bu çocukları da al Antepli'nin yanına götür. Bizimle çalışacaklar. Öpeyim abi. Allah razı olsun. Tamam. Sen büyüksün abi. Hadi. Aslanım, ben hesabımı hiç sormam. Ezer geçerim, olur biter. Ay, bir sakin ol kızım ya. Bu ne heyecan? Alt tarafı bir yemek vereceğim. Biraz da bakışlarımla etkilerim. Ay, bildiğin Ahmet yani. Hem seni beğenmeyecek de kimi beğenecek ayol? Aslı? Şey, Ahmet. Tekneni gördüm iskeleye giderken. Yemek yapmıştım ben de. Açsındır dedim, getirdim. Sağ ol bacım. Ne zahmet ettin. Bacım. Afiyet olsun. Abi, biz tam olarak ne iş yapacağız? Çöpçülük. Nasıl çöpçülük abi? Bildiğin çöpçülük işte koçum. Biz çöp çıkaracağız, siz de o çöpe atacaksınız. Hakikaten sıfırdan başlıyormuşuz ha. Sağ ol gözüm. Çöpten mi dönüyorsun? Evet. Kim bu gençler? Bu arkadaşları Cirit abim gönderdi. Antepli'nin yanında başlasınlar dedi. Tabii tabii. Emri olur. Hoş geldiniz çocuklar. Eyvallah abi. Sağ ol abi. E hadi bana eyvallah o zaman. Bir arzun bir emrin var mı? Yok gözüm. Sağ olasın. Hadi bakayım. Geçseniz oğlum tekneye. Bakmayın öyle heykel gibi. Hadi. Rahmetli babam temizlik imandan gelir derdi. Yanına iş öğrenmek için verildiğimiz Antepli o kadar imanlı bir adamdı ki 24 saatini, 20 saati bize teknesini temizletiyordu. Hayal benimdi, plan benimdi ama cezasını Efe'de çekiyordu. Antepli'nin mesafeli ve sert yaklaşımı yüzünden neden sürekli tekne temizlediğimize dair tek soru bile soramadan fırça saldı. Bir gün bu adamın hayatımızı nasıl değiştireceğini bilmeden sızlanıyorduk halimize. Üçüncü günün gecesi Antepli rakı eşliğinde kaldırdı aramızdaki mesafe duvarını. Biz ona hayallerimizi, oysa bize anası ve kardeşi dışında tüm ailesinin nasıl katledildiğini ve Cirit'in onun hayatını nasıl kurtardığını anlattı. Tek hayali kardeşinin düzgün bir hayat kurmasıydı. Efe ile ben alkolün etkisinde samimiyeti abartıp coşarken o sabaha karşı dökülecek çöplerin gelmesini bekliyordum. Ve nihayet sabaha karşı çöpçülüğün çerçöp toplamak olmadığını
Marmara'nın buz gibi sularına yolladığımız iki eski kabadayının cesediyle anlamış olduk. Antepli nerede? Ana. Yok herhalde reis. Tekne bizim oğlum, yürü. Hadi ya. Ben normalde bu kadar kafa olmazdım ama güneş çarptı galiba. Bu ceritin bir sürü adamı var. Bir şey yapıp içlerinden sıyrılmamız lazım. Haklısın reis. Ama bu iş burada böyle tekne temizleyerek olmaz. Yırtmamız lazım Efe, yırtmamız lazım. Bismillah. Ha? Basayım. Abi, abi dur. Abi dur. Lan kimse abi vurma, dur. Çırpınma. Lan çırpınma. Lan bırak ya. Beni bırak. Hadi. Lan bir dur. Gir. Allah Allah. Hadi. Atın şunu be. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, burayı sizin için ayırtmıştım. Beğenmedim ben burayı. Buraya oturacağım. Kalkın hadi. Konuşmayın lan. Yürü. Buyurun efendim. Oğlum masayı temizleyin. Boş ver. Allah Allah, ne oluyor ya? Aman aman, bir şey deme. Boş ver. Bunlara bak, kim bunlar ya? Lan! Konuşma lan! Ama Sultan Bey, oluyor mu hiç? Pavyon mu burası? Ne yapıyorsunuz? Sen karışma lütfen. Hayatım dur. Yeter be kardeşim, ne arda yaptınız be? Parazit yapma yeğenim. Hayatım gel. Sana mı soracağım lan? Göt. Doğru konuş lan. Dur, ses yapma. Alo. Efendim canım kardeşim. Abi müsait misin? Müsaitim. Söyle. Abi açık konuşmak için müsaade istiyorum. Ya senindir müsaade. Söyle sen koçum benim. Abi senin bu oğlun var ya. Ne yaptı lan gene? Ortalığın amına koydu. Alın gelin lan onu buraya. Tamam abi. Çabuk olun. Devam. Oğlum. Düzgün anlatın lan şunu. Bak, genceciksiniz. Yakacaksınız lan hayatınızı. Abi ağzıma sıçsınlar, bir şey bilmiyoruz abi. Biz biliyoruz oğlum her şeyi. Biliyorsanız o zaman siz anlatın abi. Bak, şu cirit. Cesetlerin yok edilmesi için sizi kullanıyor lan. Kullanıyor oğlum sizi. Abi, vallahi biz bir şey bilmiyoruz. Abi bırak gidelim abi. Oğlum yazık lan size. Abi bırakın gidelim. Ulan sesi var ya. Ulan ben sesi var ya. Asarım ulan asarım. Nereye abi, askıya mı? Ulan askıya da asarım. Ulan dama da asarım sizi. Aferin lan. Sınavı geçtiniz. Cirit abiniz sizi yemeğe bekliyor.
taşını vurdular. Ah. Üf. Reis. Üf. Üf. Ne oluyor lan, deprem mi oluyor? Reis, eğer kalbimdeki sarsıntının adı depremse evet deprem oluyor reis. Oh! Çabuk! Reis, reis, kızlar reis. Kapıda kızları gördüm. Kalbimi kırıyorsun, gidip görmemiz lazım. Hemen göstermem lazım sana. Dur. Hadi. Çabuk. Gel, 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 gel. Dur gel, oğlum. Gel. Şuraya bak, şuraya. Nereye? Ay, kaldık burada ya. Oy. Gidemiyorsun. Onlar ne oğlum? Koş. Çabuk. Hey. Hadi gel. Kime diyorum lan? Alo. Hey. Ne var ramına kodumun ya? Dur oğlum, ne yapıyorsun? O cireti ne olur lan? Dün geceyi hatırla. Koçum benim, aslanım. Ay. Buyur abi. Nereye? Abi biz sahile ineceğiz. Sabah sporu falan. Ferah. Ben de gideceğim. Bir yardım edin bakayım. Tut şunu, tut. Tut lan. Bekleyin. Üstümü değiştirip geliyorum hemen. Ay canım, çıldıracağım şimdi. Bırak. Tamam, bırak. Bırak. Of. Reis, kızlar. Kısmet kardeşim. Ay. Kısmet. Size bak. Pislik. Ha. Ne oluyor be? Ne? Selamün aleyküm. Ben Efe. Biz burada Cirit abinin yanında kalıyoruz. Evimiz var. Ağır abi olacağız kısmetse. E ne yapalım? Takılalım beraber. Olur mu? Hayır. Bu ara sap takılacağız. Önce kariyer abicim. Hani işimiz olmayacaktı? Hani olmayacaktı? Bak. Bakın biz... Bir dakika. Bizim ajanda bayan el kalkmaz. Bir süre. Vurma lan. Ben vurmam. Bak ben de vurmam. Vurma lan. Al sana. Herif. Dur. Aman. Kaldır onu lan. Lan saçımı. Dur be kızım be. Vurma bak. Ben de vurma dersin. Dur. Al sana. Lan. Vurun. Kaç, yürü. Şimdi elin ayağı rahat dursun be. Gözlerinin çevresine çektiği siyah kalemle en gelişmiş denizaltıların bile ulaşamayacağı bir derinlikten bakıyordu adeta. Erkek kilitlenmişti. Aşktı bu yaşadığı. Aylarca koştu kızın peşinden. Kız da bir süre sonra karşılık verdi bu dev aşka. Peki sonra ne oldu? Erkek askere gidince karı Melikşah'a kaçtı. Orospu! Neden nefes alıyorum ki ben hala? Aman Allah'ım. Yoruldum ben. Bana bank sandalye bir şey getirin. Oturacağım. Elveda! Birader. Reis, bu bir intihar vakası mı şimdi? Öyle görünüyor. Bırakın beni. Ölmek istiyorum. Bir iki. Oğlum ne yapıyorsun? Dur. Reis, adam intihar ediyormuş, sen bana... 3 metreden intihar mı olur lan? Ördek. Kalk hadi kalk. Sıkıldım ben. Gidiyorum. Thank you.
Çık. Çık. Hadi bakayım. Biliyorum, acın büyük. Kardeşinin kanını yerde bırakmayacağının da farkındayım. Bak, akıllı olan Tepli. Tek başına intikam almaya kalkarsan, en ufak zarar veremeden yakarsın kendini. Bunu iyi bilmen lazım. Benden daha iyi tanırsın Cerit'i. Taşkın Taşar, zeki bir adamdı. Kazandığının yarısını rüşvet olarak önemli görevlerdeki devlet adamlarına dağıta dağıta kurmuştu imparatorluğunu. Ama Cirit'in gölgesinde yaşayan bir imparator olmaktan nefret ediyordu. O gün Cirit'e karşı ince ince işledi Ahmet'i. Acısı taze, yüreği yanık cesur Ahmet tam da Taşkın'ın ihtiyaç duyduğu kişiydi. Ahmet çaresiz kabul etti Taşkın'ın teklifini. Taşkın, Ahmet'ten Cirit'i ve şımarık oğlunu hallettikten sonra kaçabilmesi için kimliğini aldı. O gün Ahmet... Taşkın'ın yardımını bir tek şey için kabul etmişti. Anası Hafize için. Ama bu hırslı kadın bile odadaki kulakların ikisinin Cirit'e ait olduğunu anlayamadı. Herkes Cirit'in bu davetinin sebebini merakla beklerken o hiç de oğlunun ve kendinin ölüm fermanı imzalanmış bir adam gibi davranmıyordu. Aslında bu kadar rahat davranması çok normaldi. Çünkü biz Cirit'in ikramı sıcak yemekleri midemize indirirken onun adamları çoktan Taşkın'ın İstanbul'daki yerini basmış ve Ahmet'le birlikte Antep'ten dönüşleri için pusu hazırlıklarına başlamışlardı. Beni dinleyin. Dostlarım, kardeşlerim, abilerim, amcalarım, bildiğiniz gibi ömrümün büyük kısmını İstanbul'da geçirdim. Hemşerinizi bir kardeşiniz, bir abiniz olarak gördüğünüz ve bağrınıza bastınız beni, çok ezmeye çalıştılar. Ama yaktım, yıktım, kestim, astım, vurdum, vurdum, vurdum. Abi. Sonuç olarak... Hep zirvede sapasağlam ayakta kaldım. Aslan abim benim be. Ama bencil olmadım. Sizlere de destek oldum. İtten köpekten korudum. Ekmek verdim. Bekar evlendirdim. Yürü be. Abi. İşte bu be. Abi. Şimdi yardım sırası sizde. Sizden istediğim şu. Hah. Bana artık kendinizi vurdurtmayın. Helal. Çünkü artık kendimi bu alemden emekli ediyorum. Bundan sonra legal işlere el atmaya, aslan oğluma temiz ve büyük bir şirket bırakmaya karar verdim. Sonuç olarak sizin tabirinizle pis işler yok. Artık yok. Bıraktım. Bitti. Hadi kadehimi temiz yarınlara kaldırıyorum. Temiz yarınlara abi. Abi. Kayan. Çalın lan.
Ulan Armut! Ben size demedim mi bu kapıda 7-24 birisi bekleyecek diye, ha? Çekil şuradan. Bundan sonra bunun adı Armut. Evet, söyle Aslı. Tuzak! Abi kuşu yedik abi, koş! Antepli nerede lan? Abi burada bir tane var ama teşhis edemiyoruz. Hay yapacağınız işe sıçayım. Kim vurdu lan bunu suratından? Antepli lan bu. Antepli işte. Ben adamı gözünden tanırım oğlum. Abi, Antepli tamam. Ah ulan Antepli ah. Neyse, başımız sağ olsun. Dağıt millete artık. Yeter bu kadar tören. Şu ikisini de yanıma çağırın bakayım. Bırakıyorum deyince mozbor oldu çocuklar. Kullanacağım ben bunları. Sağlam gibi geliyorlar bana. Doğrusun abi, delikanlı çocuklar. Siz, ikiniz. Sizi sultanın koruması olarak tayin ettim. Ver Kayhan şunlara iki tane de silah. Yaptı işte. Hayatımızın amacını bok etmekle kalmadı, bir de bizi çocuk bakıcısı yaptı. Efe ile ben ilk tabancalarımıza sahip olmanın mutluluğunu bile yaşayamayacak kadar hayal kırıklığına uğramıştık. Reis, adam tövbe dedi, işi bıraktı. Bizi de öldürmez artık. Basalım gidelim anasını satayım, ne yapabilecek ki? Efe, oğlum bir salak salak konuşma lan. Efe, mümkünse sen hiç konuşma. Hı-hı. Oğlum, nereye gideceğiz lan? Kim kaldı oğlum alemde? Taşkın reis var, Taşkın Taşar, ona gideriz. Gençler. Ne var lan? Yeni işiniz hayırlı olsun. Son çöp. Ana. Al sana Taşkın Taşar. Al sana Taşkın Taşar. Ne yapacağız oğlum şimdi? He? Yürü hadi. Yürü eve gidelim. Sabah düşünürüz. Yürü. İyi geceler. Ve her şey için teşekkürler. Ben artık burada yatarım. Tamam tamam, dram yapma. Ben şimdi amcaoğluna bir kafa kol çekerim. Keşke bıraksaydınız da ölseydim. Az bir Müslüman ol bir amcaoğlu. Bir güncük be. Ha? Hadi hadi. Zerrin. Nereye gidiyoruz? Menenjitli Zerrin. İnşallah sabaha ölürsün. Hadi hayatım kalk da yatalım. Zerrin. Vallahi deli manyak karı. Zdrabın olurum. Bulaşma. Bulaşma! Senin anneni babanı çok merak ediyorum. Hoş hiç görmedim ama. Zerrin!
Hadi, hadi su kaplumbağam, kalk da yatalım, hadi. Çekil git. Ahlaksız. Alo. Amirim. Rapor veriyorum. Bu cirit olayında ilginç gelişmeler var amirim. Sana bunu aldım. Neyse. Ben seni yalnız bırakayım bari. Üstünü de kapıyı alırım. Bu yiğit çocukmuş tabloda yahu. Sen nasıl oynuyorsun Efe? Söyle bakayım bir. Ben sayarak oynuyorum abi. Sen de çocuksun. Ne yaptın sen yiğitçim? Kapı aldım abi. Cık, alma. Niye? Alma lan işte. Alma dedik, alma. İyi, şöyle oynayayım abi o zaman. Şunu şöyle kapı alırım, şunu da kırarım, şunu da şuraya koyarım. Sen bu oyunu bilmiyorsun yiğitçim. Selamun aleyküm çocuklar. Aleyküm selam abi. Ağız yapma lan, oyna. Şunu da şuraya koyayım. Ve
Reis! Baksana reis, ölmüş müdür, dokunamam ben. Oğlum, adamın beyni ağzında lan. Nasıl yaşasın lan adam? Reis, bu ne? Şimdi sıçtık lan. Ne yapacağız reis? Yaşayacağız Efe. Yaşayacağız oğlum. Yürü yürü yürü. Reis biz bittik. Her türlü öldürecekler. Ne yapacağız? Yok yok. Sakin ol. Halledeceğiz, ölmeyeceğiz. Toparlayacağız oğlum durumu ha. Hadi. Bas 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 bas. Reis bas. Koy, ver. Ne hadi. Yapacağız bunu? Ne yapacağız dolaba, bunu? Dolaba, dolaba. Dolaba. Hadi. Yasını rahat tutanım. Hamdi'nin kanı yerde kalmadı. Biz bir cana bin can alırız oğul. Cirit ölmedikçe kanımız yerdedir bilesin. Bu evde yas yok. Heh. Buldum. Sultan ölmedi. Vay. Kalbimizde yaşıyor şekli değil mi reis? Ulan. Bula bula sen de bunu mu buldun? Sus sen de. Bunu mu buldun yani? Ne? Cevap verme. Hadi siz de pantolonlarınızı çıkartın. Kirli kan pislik içinde hadi. Sen çıkartma sen kal. Çıkartın makineye atacağım hadi. Sen de kalma. Sen de bu evi topla. Senin yüzünden. Neyse ya. Hadi oğlum hadi. Hadi hadi. Alo. Sultan. Izdırabın olurum. Ne diyorsun kadın? Ne ızdırabı? Sultanla görüşeceğim ben. Siktir git. Ne diyor bu ya? Ne diyor? Siktir git diyor. Siktir git o zaman. Reis kimin o? Sultanın telefonu. Aa baksana internet var mı reis? Facebook'a girelim. Oldu Efe. İşimiz gücümüz yok onunla uğraşacağız. Ne yapacaksın onu? Çok güzel bir fikrim var. Çok güzel. Metin abi, feci bir manita düşürdüm.
Pedere çaktırma. Bir iki gün İstanbul'a kaçıyorum. Merak etme, çocuklar yanımda. Hadi kodum. Eşşol eşek. Babası hariç. Hariç tabii. Bak sen ya. Demek telefonu manitası açmış. İyi hoş da Metin, Cirit abinin hoşuna gitmeyecek bu. Bu aralar Sultan yanından ayrılsın istemiyor. Aslında bir arasan da dönse bu akşam. Oğlum, çocuk söyleme dedi babama. Ki Cirit abim ses etmez. Yeter ki işin ucunda karı kız olsun. Yok. Bu sefer durumlar değişik Metin. Laf mı saklıyorsun Kayhan? Metin. Cirit abim. Kanser. Reis, bence bu işi başka bir gün erteleyelim. Böyle güpegündüz ceset mi yok edilir ya? Evet arkadaşlar, bence de. Bu işin polisi var, jandarması var. Cirit var oğlum, Cirit. Evet. Şimdi güvenin bana. En temizi şimdi. Ya sonrası? Ha. İşte onu ben de bilmiyorum kardeşim. Oh. Hadi. Uç, uç. Yürü, yürü. Söyle lan. Cirit kanser değildi. Cirit abi kanser değildi ulan. Değil. Kanser değil. Ama öyle değil mi? E tabi. Yavaş bırakın lan. Mevta'ya saygı. Ölmem mi? Beni taşlara vurun. Tabuta kalıp sürün. Aynı tabut içinde. Duralım mı? Yok reis, yok, devam et. Allah! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. İyi misiniz lan? Var mı bir şeyiniz? Kırılacak bir şey yoktu içinde inşallah. Bir dakika, bir dakika. Ne işiniz var lan sizin burada? Yoksa sultanı korumasız mı gönderdiniz İstanbul'a? Yok abi, Sultan Supi'nin evde, şey, size kolpa uydurmuştur. Siz rahatsız etmeyesiniz diye, İstanbul'dayım diye abi. Yengeyle performans zorluyor da. Aa, yengeyi bafiliyor. Ha, korktum ben de. Biliyorsunuz çocuklar, düşmanı çok. Tabii. Kılına zarar gelmesin. Yok. Aman diyeyim. Ha, Supi'nin evine mi bu? Evet abi. Taşımayın, atın arabaya şunu. Abi sana zahmet olmasın. Kes! Ben Cirit'in adamları halı taşıyor dedirtmem. Hadi. Çabuk lan, çabuk. Beyler,
Alnınız kanıyor. Gel kardeşim. Neyimize bizim ağır abilik? Sus. Lan! Çekil lan! Beni iyi dinleyin. Sultan ölmedi. Kalbimizde yaşıyor şek. Ne? Cirit abim of bile demeyecek ki bırakın evlat acısı çeksin. Ulan nasıl oldu lan bu? Nasıl lan? Abi Antepli. Lan ne Anteplisi lan? Ne Anteplisi? Ulan pistongaya düştüm. Vay 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 vay. Peki siz iki hayvan nasıl koruyamadınız lan sultanı? O tabancaları niye verdik lan size? Ha silah mı reis? Benim silahım böyle ucu uçtu bozuldu silah reis. Kes lan kes! Binin arabaya binin! Kıracağım ağzınızı yüzünüzü. Kalıbınız. Çek bakalım. Nasıl oldu mu? Güzel mi? Amirim soruları yanıtlayacak mısınız? Amirim sorular. Evet sorular alalım. Amirim gururlu musunuz? Mutlu musunuz? Hem gururluyum hem de mutluyum. Otur. Evet. Gelişmeler? Amirim, muhbirimiz çok yakında delil havuzunda yüzeceğimizi aktardı. Bir de sultanın ölümünün kendi adamları tarafından Cirit'ten saklandığı bilgisini aldık amirim. Bunun sebebini tam olarak belirlemeye çalışıyoruz. Bir sonraki irtibatımızda muhbirimizden detaylı bilgi alacağız. Yok. Gerek yok. Plan belli. Cirit, oğlunun ölümünü öğrenecek. Ortalığın... işte yakacak yıkacak. Biz de çökeceğiz. Daha delildi, boktu, püsürdü, şişirmeyin beni. Bağla kızım, bağla. Bağla. Çevir. Çevir böyle. Allah Allah. Bu saatte. Ters bir şey mi var acaba? Sonra konuşsan olmuyor mu yeğenim? Benim annem çok hasta da. Hani Allah korusun herhangi bir şey olursa. Bakayım mı telefona? Alo. Alo. Yavrum ben deden Gürbüz. Hadi lan oradan. Salak. Benim dedem öldü. Adı da Gürbüz değildi. Lan geri. Zekalı. Adama ben Gürbüz diyorum. Aptal kafam almıyor ki. Dedeciğim. Bu akşam. En geç yarın öğlen. Cirit oğlunun öldüğünü öğrenecek. Tabii ki. Hemen dedeciğim hemen. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum dedeciğim. Ellerinizden. Hoşçakalın dedeciğim. Her an hazırlıklı olun baskına. Hadi hadi. Aman be. Oh, topunuz yok edeceğim. Abi sultan telefonuna hala cevap vermiyor. Aslan oğlumdaki performansa bak ya. Neyse az daha rahat bırakalım. Yalnız bugün son olsun. Kalan zamanımın tümünü oğlumla geçirmek istiyorum.
Artık ne kadar zamanım kaldıysa. Abicim saygılar. Kayhan bir gelsene. Gel. Kayhan durumlar feci. Ne var oğlum anlatsana. Daralttın beni. Sultan Mort. Sultan Mort kim lan? Ha bildim bildim. Tarcan'ın vokaliydi bu. Yeni albüm yapmış. Lan hakikaten ipne miymiş o arkadaş? Ya ne Tarcan'ın ne albümü Sultan diyorum. Sultan Cirit. Mort X Mefta. Öldü oğlum öldü. Dur Metin. Ne diyorsun kardeşim sen? Kafan mı güzel oğlum? Oğlum Antepli ölmemiş. Kalkmış gelmiş vurmuş çocuğu ensesinden. Sakladım cenazeyi Supi'nin eve. Ne bok yiyeceğiz bir akıl ver. Abi Antepli ölmedi ne demek? Yani... Aynen. Sakin ol benim. Zahmet etmişsin. Peki ya sonra Ahmet? Ne sonrası? Sonrası. Sonrası ve en sonrası. Ne olacak? Cirit'in oğlunu vurdun. Ölmeden başarabilirsen Cirit'i de vuracaksın. Peki ya sonra? Cirit'in adamlarından mı kaçacaksın? Polisten mi kaçacaksın? Yoksa her ikisinden de mi? Peki bu kaçış ne kadar sürecek? 5 sene mi? 10 sene mi yoksa bir ömür boyu mu? Sen bu kaçık hayatı yaşarken... Peki ya ben ne olacağım? Ben aptal değilim. Sana olan sevdamın farkındasın, biliyorum. Sen ölümden kaçabilirsin ama... ben senin sevdandan nasıl kaçacağım? Ben sensiz nasıl yaşarım Ahmet? Söylediklerimi iyi düşün. Aslı! Senin de biraz gönlün varsa bende. Amirim. Şu anda... Cirit'in adamlarının Ahmet isimli şahsı bulmak için didik didik aramaya başladığını bildiriyorum. Yalnız şöyle bir durum var amirim. Benim yakınlaştığım kişiler Cirit'in oğlundan sorumlu olan kişiler. Onlar da ölüyü sakladıklarından Cirit'in konağına girmeleri mümkün değil. Bu da benim Cirit'e yakınlaşmamı engelliyor. Olumsuz. Olumsuz. O iki adam dışında Cirit'le ve konakla henüz bir bağım yok. Efe.
Efe kalk. Ha? Efe. Tamam reis, iki dakikaya kalkıyorum. Tamam. Tamam. Kimsin sen lan çakal? Abi beni bir daha vur abi. Vur abi. Ben sizden çok etkilendim. Aa, nedense bu sözleri pek çok duyuyorum. Ama benim gönlüm resmen size kaydı. Aa, ben de sana kayayım olsun bitsin. Kalksana lan. Oğlum kalksana. Lanet kalksana. Efe. Efe kalk oğlum, Metin çağırıyor, kalk. Kayhan, topladın bütün makineleri değil mi? Kalmasın ortada kılıçlı bıçaklı bir şey. Yok rahat ol, toplattım hepsini. De nasıl yapacağız? Geldiler. Bana bakın, içeride tek kelime yalan yok. Eğeceksiniz başınızı, anlatacaksınız delikanlı gibi. Üzerinizde makine var mı lan? Yok abi. Yok. Açıl. Nasıl halledeceğiz? Tamam Metin, ben halledeceğim. Ay. Püh. Aferin Kayhan. Bir dakika. Bekleyin siz. Abi hiç uğraşmasan sen. Ben vereyim bizim çocuklara, cilalasınlar. Cansek atısından ne yapacağımı şaşırdım aslanım, al al. Kayan, sultana ulaşın. Akşama konakta olsun. Abi, senle sultanla ilgili konuşmamız lazım. Ne oldu aslanım yine? Olay mı çıkardı? Söylesenize koçum, ne oldu lan? Sultanı vurdular abi. Kaybettik. Abi. Abi Antepli yaptı. Abi senin adamın bildik. Bir şey yapamadık abi. Abi. Bak bizi vur ama. Gözünü seveyim susma abi. Antepli'yi halletme görevi benimdi. Bunların hepsi benim suçum. Abi. Abi. Abi iyi misin? Abi. Abi. Abi iyi misin? Reis. Abi. Abi. Metin koş, aracı hazırlayın. Hey. Herkes yerinde kalsın. Oğlum nerede? Beni oğluma götürün. Çabuk eve gidin, sultanı temizleyin, giydirin. Kanman kalmasın. Çabuk lan çabuk. Hadi. Hadi yürü. Antepli. Antepli. Abi tüm kasaba aranıyor. Bütün giriş çıkışları tuttum. Antepli'yi yakalamaman meselesi. Gerekiyorsa yakın kasabayı. Yakın ulan! Oğlum!
Şimdi sıra sende. Alo, amcaoğlu. Heh, amcaoğlu hemen sizin eve koş be. Heh. Oğlum dev sıçtık dev. Koş. Eyvallah amcaoğlu, hadi görüşürüz. Reis, Zerrin yengenin pudrası var mıdır evde? Vardır herhalde kardeşim. Pudrası olmayan kadın mı olur? Yok hani yenge deli ya, o bakımdan sordum. Vardır, vardır. Hadi reis, hadi. Hemen kılık değiştirip merkeze haber vermeliyim. Reis, Faik yok. Ya, siktir et şimdi Faik. Olur mu reis ya, adam orada kalmış. Koş lan koş. Faik! Ulan. Alo dedeciğim. Pardon amirim. Rapor veriyorum. Emrettiğiniz gibi Cirit'e oğlunun öldüğünü duyurdum. Teşekkür ederim amirim. Biraz zor oldu ama benden kaçmaz. Cıvıma lan. Hemen cenaze plan bilgilerini ulaştır bana. Hemen. Hı? Operasyon planı yapıyoruz. Nedir? Komiserim, ekipleri nereye yerleştirmemizi istersiniz? Cenaze alanı. Cirit'in cenazesi geldi. Aldık bitti. Onu şey yapın. Ay, ay koş koş ay, koş koş. Bekleyin bir dakika, durun. Abla ne oldu? Abla? Yok kardeş, yok. Sopi, karımı günlerinize alın dedi. Evet. Rahatsız dedi. Aman yok. Sapık ayol manyak. Evin ortasında ölü var. Ne? Ölü mü? Ölü, ölü var. Ben gidiyorum. Yok. İmdat! Polis! İmdat! Sapık ayol, sapık! İmdat! Demek Sopi gelmemiş daha. Harbici mi? Yürü yürü, biz halledeceğiz. Koş koş, yürü. Koş koş. Ulan herkes manyak. Ne var? Garibanın canı sıkılmıştır götüm kadar dolapta. İnsanlık ettik. Siktir gidin. Neyse. En azından temiz pak olmuş. Şey, seni de iyice zor durumda bıraktım. Anam hiç hesapta yoktu, inan bana. Zaten ben tek başıma gereğinden fazla tehlike yaratıyorum sana. Ama merak etme. Hemen bu akşam göndereceğim annemi. Zaten hayırlısıyla işlerimi halledip en kısa zamanda gideceğim. Saçmalama. Yanımda olman beni mutlu ediyor. Hem yaşlı tonton bir kadın annen. Ne zararı olacak ki? O mu? Tonton mu? Hı hı. Kızım, kasaba yakınında mezarlık var mı? Bitişiğinde var. Hemen şurası. Mezarlığın orada bina var mı? Var.
Bu tüfeği alacaksın. Yarın şafakla o binanın tepesine çıkacaksın. Cirit'in etrafı kalabalık. Kalabalıkla gelir mezarlığa. Ölüyü mezara koyacaklar. Üzerine toprak atacaklar. Üçüncü toprak ölüye değer değmez tetiği çekeceksin. Kalabalık ne olduğunu anlamadan kıyıdaki kayıya saklanacaksın. Akşam ezanıyla gelip seni oradan alacağım. Anladın mı? Bütün birimler harekete geçsin. Harekete geç. Bekle. Ben bir ineyim başıma. Polis, siper alın. Sen hem destek isteyebilirim, çok kalabalıklar. Arkayı sardı.
Arkayı sardır. Geç abi şöyle. Kaleye gidiyoruz çocuklar. Tamam abi. Selahattin, 15 dakika sonra kaledeyiz. Gel abi. Dur. Gel gel gel. Gel abi, hadi. Anam nerede? Hadi abi gel. Hı? Gel abi. Geç abi, buyur. Hesaplaşmadan sorumlu tutulmuş fakat aleyhinde hiçbir delil bulunamamıştı. Çatışmada sağ olarak ele geçirilen mafya üyeleri basına da sözlü saldırılarda bulundular. Tek sorumlu olarak ünlü karısı oldum ben. İçinse, polis geniş çaplı bir arama başlattığını açıkladı. Seni böyle alalım ha. Ne ağası arkadaş? Siz başınıza çoban mı arıyorsunuz? Yürü Aslı. Biz buraya ait değiliz. Sonra dedim ki karıya, benim araba var. Araba yok tabii. Taksi parası verdim. Yok, 25 var diyorsun abi o zaman. Ne yapacağım, karı işte. Bindi gitti. Ulan alem adamsın ya. Ne yapacak ya? Bindi gitti işte. Çekil lan! Am! Kardeşinin intikamını aldın. Ya anan! Ne diyorsun lan? Ne annesi lan? Ne annesi? Anama ne oldu? Abi yapma abi. Abi dur. Abi yapma. Rahmetli babam, intikam hırsı diğer tüm hırslardan tehlikelidir derdi. Cirit kendini kapatmış intikam planları yaparken biz de kalenin bekçisi ve Cirit'in sadık adamı Selahattin'in uygulamalı anlatımıyla kalenin tarihini öğreniyorduk. Selahattin, karanlık kale odasında acılarından arınmaya çalışan Cirit'in dışarıdaki gözü kulağıydı. Antepli'nin taşkının tahtına geçtiğini ve gün geçtikçe ne kadar güçlendiğini, Cirit'in adamlarını tek tek bulup nasıl yok ettiğini anlattı. Antepli öne alınamaz biçimde büyüyor ve yalnızca Cirit'in kanını istiyordu. Ama biz Cirit'in talimatıyla elimize silah alıp savaşa hazırlanacağımız yerde Selahattin'in talimatıyla sur dibindeki otları yoluyorduk. Cirit'in acısı bizim zamanımızı dondursa da dışarıda hayat tüm hızıyla sürüyor ve Antepli güçlenmeye devam ediyordu. Cirit iç hesaplarıyla boğuşup zehir atar gibi acı atarken bedeninden biz 1000 kişilik bir kuyruğun en sonundaymışız gibi sıkılıp bunalıyorduk. Zaman geçtikçe bu kalede Cirit'in acı çekmeye, bizimse amaçsızca beklemeye mahkum olduğumuzu düşünmeye başlamıştım. Öyle ki benimle ölüme koşarak gelir dediğim Efe bile sızlanmaya başlamış, tesellisi de bana düşmüştü. O her gidelim reis dediğinde içimde gitmememiz gerektiğini düşündüren bir his canlandı. Ve nihayet 4. günün sabahı o çok özlediğim sesi duydum.
Artık Cirit'in bir planı vardı. Ve zamanın akışı bizi içine aldı. Yol 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 kalmasın. Tamam ya. Al 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 onları da al. Gelin bakayım aslanım. Siz bana Arabi'yi öğrenmek için gelmiştiniz. Size bunu tüm incelikleriyle göstereceğim. Ve eğitiminiz bitip karşımda böyle çakı gibi durduğunuzda size diyeceğim ki Antepli aslanlar gibi gidip kafasına, ailesine, bugüne kadar kime selam verdiyse alayına sıkacaksınız. Duydun mu? Reis! Reis! Ya sus! Sus lan! Sus! Sus! Nasıl yok? Yok ağam. Vallahi yok. Ülkenin her yanında aratıyoruz. Hiç iz yok ağam. Yok tabii. Niye olsun ki? Avrupa'ya, Rusya'ya bir yere kaçmıştır. Şu iki çocuktan ne haber? Onlar da sır oldu ağam. Ama aramaya devam ediyoruz. Elbet çıkar kokusu. Edeceksiniz tabii. Yerde kanım var. Anamın canına karşılık bir can isterim. Çık git! Evet çocuklar, bugün bir haftalık hızlandırılmış ağır abilik eğitiminizin ilk günü. Kutlu olsun. Şimdi ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Sağ elimizi kaldırıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olacak, olacak, olacak. Devam et. Güzel. Şimdi sesimizi açalım. Beni tekrar edin. Diyaframdan. Lan! 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 Olmuyor, olmuyor. Hissedin lan, hissedin. Lan! 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 Güzel, çok güzel. Şimdi. Ulan! Lan! Ulan! Güzel, çok güzel. Rahmetli babam, sabreden derviş muradına ermiş derdi. Tekne temizlemek, Cirit'in psikopat adamları Metin ve Kayhan, gizli polis Faik ve hiç seviye azaltmayan ölüm korkumuz yüzünden yılıp geri dönmeye kalksaydık, şu an başardığımız şeyin tadını ömrümüzce alamazdık herhalde. Aynı şey Efe için geçerli değil tabii. Eğitimde hep benden gerideydi. Mekana giriş dersinde takdiri ben aldım. Bakışlarınla düşman korkutma eğitimimizde de sonuç aynıydı. Efe başarısız, bense mükemmeldim. Sanki ağır abi olmak için doğmuştum. Boş zamanlarda Efe'yi eğlendirmeye çalışsam da kendi başarısızlığına kızıyor ve hep somurtuyordu. Ben de boş zamanlarımızda onu çalıştırıp biraz da olsa kendini iyi hissetmesini sağlardım. Eğitimimizin bittiği günün gecesi heyecan ve huzursuzlukla koymuştum kafamı yastığa. Acaba naif Antepli ne kadar güçlenmiş olabilirdi ki?
Antepli! Kabus mu gördün? Evet, kabus. Sıcak basmıştır. Yok, kol bastı. Hadi hadi kalkın. Cirit abim bekliyor. Kıyafetlerinizi getirdim. Şşt, şşt, şşt. Kalk. Kalk lan, kalk diyorum oğlum. Zaman geldi, artık sahaya çıkacağız. Kalk. Hadi lan. Evet, tamam. Ne güzel jip, kocaman jip. Ben ünlü karısıyım, benim jipe binmem gerek. Ama nereden bulacağım ben jip? Vay. Ne güzel jip, kocaman jip. Ne kadın, ne yapıyorsun? Bin arabamdan. Araba değil o, jip o jip. Sen değil. Bakın, size öğrenmeniz gereken her şeyi öğrettim. Tecrübe dersi vermeye gerek yok. Ben sahaya ilk çıktığımda 17'deydim. Gidin, vermiş olduğum görevi alnınızın akıyla başarın. Merak etme abi, bizimle gurur duyacaksın. Gidip de sıçarsanız onu da duyarım ona göre. Hadi bakayım. Gel. Dur dur, kullanma dur. Hadi. Hadi. Reis, o kadar giyindik, bir ton şekil yaptık. Bak duraktayız. Bari bir taksi parası verseydin. Oğlum, negatife bağlama. Ne dur? Aa, tanıdık. Tanıdıklar. Deli yenge. Oğlum sus. Ayağımıza kısmet gelmişti, etme. Oğlum, bu bir işaret lan. Jipe bak oğlum. Aynen reis. Sana hemen müzik açıyorum buradan. Reis. He. İşaret bu olmasın? Yok lan. Reis, burası mı, emin misin? Bak burası ünlülerin oturduğu yerlere benziyor. Ondan sonra gidip sıkmayalım çatara patara ona buna.
Oğlum Selahattin'in verdiği adres bu işte. Jip de aynı jip. İyi tamam. Bir dakika. Vay reis, Antepli bu reis. Reis, nereye gidiyorlar? Bilmiyorum. Takip edip göreceğiz. Aynen. Aşkım çok incesin ama baş başa daha bir hoş olurdu bu kırda yemek fikri. Pısıklandın durdun sabahtan beri bir hava alalım diye. Şimdi de korumalarımdan mı şikayetçisin? Alem benim kanıma susamış kızım. Sen kafamızı dışarı çıkarttığımıza şükret. Çok değiştin Ahmet. Tanıyamıyorum seni. Korumalarımın yanında beni rezil etme lan! Etme! İnmek istiyorum. Durdur arabayı. Neyin misin lan? İnmek istiyorum. Çek kenara. Defol. Ne? Defol. Nereye gidiyorsun lan? Yeter artık ya. Yeter. Sen çok değiştin. Tanıyamıyorum artık seni Ahmet. Sen artık benim Ahmet'im değilsin. Değilsin, değilsin. Bekleyin burada. Tamam abi. Ne bekliyoruz reis? Antepli ormana girdi işte. Gidelim sıkalım kafasına. Olmaz öyle. İlk önce korumaları halledeceğiz. Sonrası çocuk oyuncağı zaten. İlla kulağı tersten göstereceğiz yani. Reis sen manyak mısın ya? Antepli ormana girmiş, orada deniyorlar var. Görmüyor musun ya? Efe ben o diplomanın hakkını veririm Efe. Bırak beni! Bırak! Ya özür dilerim, dur! Başkaları için yaşadım ömrümü. Anam, kardeşim, Cirit. Şimdi yapmak zorunda kaldıklarımı düşündükçe... İğreniyorum kendimden. Nefret ediyorum. Sen böyle değildin. Çok değiştin. Ama ne olursa olsun ben hep senin yanında olacağım. Aferin çocuklar. Demek nihayet ulaştınız amacınıza. Kutlarım. Reis ne yaptı? Hayır! Ne var lan? Amerikan filmi mi bu iki saat konuşacağız? Hayır!
Rahmetli babam iyiydi, öldür ama hakkını yeme derdi. O günlerde ağır abilikle mafyalığın arasındaki derin uçurumu fark edememiş olsam da şimdi anlıyorum ki en ağır abi Antepliydi. Çünkü o bizi asla vurmazdı. O ardına taktığı adamlarla değil, tek başına Antepli olmuştu. Dedim tövbe ettim ama bırakmadı peşimi geçmişim. Ortalık karıştı bir anda, iki dakika huzur verin kardeşim. Gözyaşım durmaz akar, bu saatten sonra beni kim takar? Soyum tükendi, namum köreldi. Yalnız ve pişman. Tazami, bu adam asabi. Kafa tutuyorsan ben eminim kafan iyi. Ustura kesmez, fazlası lazım. Berber değilim ama niye taramayayım? Takım elbiseyle gezmiyorsan yoksun. Tek fukua teskiro bak. Kan kokusu keskin olan. Çünkü o bıçakla döner kesmiyorlar. Temizlik işi var, sorma sorur. Çok merak edenler morga konur. Emseledi polis, verme cevap. Akşam olana kadar işkence devam. Nerelere götürecek atı hevesi? Bu gece de gurur olabilir rakı mezesi. Yok çıkışın, alem yutar. Üç metre metreden intiharı, akıl edeni. İnandım, inandım, inandıkça aldandım. Yanıldım, yanıldım, ah tanrım çok pişmanım. Yıllarca büyüdüm, silahlandım. Karşıma çıkanın aklını aldım. Ah, ağır abi gördüler beni. Oysa ben sadece kötü bir mafyaydım. Ah dedim tövbe ettim ama bırakmadı peşimi geçmişim. Ortalık karıştı bir anda, iki dakika huzur verin kardeşim. Gözyaşım durmaz akar, bu saatten sonra beni kim takar? Soyum tükendi, namum köreldi. Yalnız ve pişmanım. Yıllar geçti ve çekti sen etti. Kim gelir yerine o artık emekli. Ve tek tip efektif olması gerekir. Seç birilerini, bu gençlik hevesli. Geleceği parlak, şipşak bul. Belde 9 milim imkansın. Bu kadarı fazla insaf yuh. Selamun aleyküm klik klak. Açar işi başa dolar ahmak beyin. İcraat gerekiyor, lak lak değil. Günü gelir rakip olur abi dediklerin. Köşeye sıkıştık, ne yapacağız reis? Girilen her yol riskliydi. Şarjör sanki yapıyor striptiz. Kim pislik, hadi bir bir diz. Sızdırabın olurum, tir git.